gençler merhabalar. Ders videomuzun konusu parabol olacaktır. Parabolün tanımıyla başlayalım isterseniz. Parabol nedir? Parabol ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerine yani y eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunun grafiğine diyormuşuz parabol. Evet, dediğim gibi ikinci dereceden fonksiyonlarla uğraşacağız. Peki burada ilk olarak bilmemiz gerekenler katsayılar olacaktır gençler. Bakın x karenin önündeki sayıya katsayıya biz a diyeceğiz. X'in önündeki katsayıya b diyeceğiz ve sabit sayıya c diyeceğiz. Bunlar formüllerde, kurallarda geçiyor. Başlangıç olarak bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi parabol karşımıza iki şekilde gelecektir gençler. Ya bu şekilde çukur şeklinde olacaktır. Yani biz buna kollar yukarı diyoruz. Kollar yukarı, grafiğin kolları yukarı olacaktır. Ya da tümsek şeklinde olacaktır. Kollar aşağı diyeceğiz biz buna. X karenin önündeki a katsayısı sıfırdan büyükse kollar yukarı diyeceğiz. Birazdan örnekleri çözeceğiz. Orada daha rahat görebiliriz. Eğer a sayısı, a katsayısı sıfırdan küçükse kollar aşağı diyeceğiz. Şimdi burada bakın fonksiyonumuz bu şekilde azalıyor ve en dip noktaya geliyor. Yani minimum noktasını görecek. Yani şurası, şu noktaya biz minimum noktası diyoruz. Mesela aşağıdaki fonksiyonumuzda da buradaki grafiği incelersek gençler bakın fonksiyon azalan eğiliminde azalıyor azalıyor ve en dip noktaya geldi. Yani minimum değerini aldı. Buradan tekrar artmaya başlıyor. Demek ki azalandan artana geçtiği bu nokta benim için minimum noktası ve birazdan göreceğiz biz buna tepe noktası da diyeceğiz. Yine ikinci ikinci grafiğe baktığımız zaman da burada azalandan artan noktaya geçiş yaptığı şu noktada fonksiyon en yüksek değerini alıyor, maksimum değerini alıyor ve yine biz bu her iki noktaya da ne diyeceğiz? Tepe noktaları diyeceğiz gençler. Peki devam edelim. Şimdi ilk örneğimizi çözümüne geçelim. Şimdi sorumuzda diyor ki burada bir fx fonksiyonu verilmiş, bilinmeyenler var ve bu m ve n bilinmeyenlerini bulup toplamı bizden isteniliyor. Nasıl çözebilirim? Diyor ki fonksiyon ikinci dereceden olduğuna göre. Ha, önemli. Demek ki ikinci dereceden olduğuna göre bir kere üçüncü dereceli bir ifade olmaması gerekir. Yok edici aracımız sıfırı kullanacağız. Bunu yok edeceğiz. Aynı şekilde ikinci dereceden nereden gelebilir? Buradaki x'in kuvvetinin 2 olması gerekir. Hemen çözüme geçecek olursam. Bakın şimdi çözeceğiz bunu. M artı 7 sıfır olması gerekir değil mi? Buranın sıfıra eşit olması gerekir. X küpün yok olması için. O zaman buradan M'nin eksi 7 olduğunu görüyorum. M'yi bulduk. Aynı şekilde N'yi bulmak için de kuvveti 2 eşit diyeceğim. İkinci dereceden olduğu için. Yani N eksi 3 eşittir 2 diyeceğim. Buradan da N'yi ne bulacağım gençlik? 5 bulacağım. Buradaki eksi 7 ile 5'i topladığım anda cevabın eksi 2 olduğunu görüyorum. Evet, ilk sorumuzu çözmüş olduk gençler. Devam edelim bakalım. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. Sorumuzu bir okuyalım. Örnek 2. Aşağıdaki fonksiyonların hangisinin grafiği bir parabol belirtir? Yani ne demek istiyor? Türkçesi ikinci dereceden fonksiyon olduğunu söylüyor bize. Peki bakın bu üçüncü dereceden olmaz. Bu da üçüncü dereceden. Bakın bunlar doğrusal fonksiyon. Bunların her ikisi de doğrusal fonksiyon. O halde bunlar da olmaz. Aradığımız cevabın D şıkkında olduğunu görüyorum. İkinci dereceden bir fonksiyon ve bu fonksiyonu grafiği tabii ki de parabol belirtecektir. Peki devam edelim. Üçüncü sorudayız gençler. Şimdi örnek 3. Fonksiyon verilmiş. Burada ne deniliyor? Fonksiyonun grafiği 2 virgül A noktasından geçtiğine göre A nedir? Yapmamız gereken olay şu. Burada x gördüğümüz yere 2 yazacağız. Y gördüğümüz yere de ki bu y fx gördüğümüz yere y yazacağız. Fx gördüğümüz yere ya da buna y diyeceğiz. A diyeceğiz ve buradan ne yapacağız? A bilimini bulacağız. Şunu demek istiyorum. Sorunun çözümüne geçiyorum. Bir kere şu fx'e denkleme çevirdiğimizde bunu bir y diye göstermiş olacağız. Y gördüğüm yere A yazarsam A eşittir. X gördüğüm yere de 2 yazıyorum. 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı 4.
Devam edelim. Buradan 4 eksi 6 artı 4. 4 ile 4'ü topladım. 8 eksi 6 ne olacaktır? Buradan a'nın 2 olduğunu görüyorum. Ve böylelikle a'yı bulmuş olduk. Peki. Şimdi de yan tarafa geçelim. 4 numaralı sorudayız gençler. Şimdi ne diyor bize? Fonksiyon verilmiş. Fonksiyonun grafiği 1,6 noktasından geçtiğine göre m kaçtır? Yani parabolle ilgili ilk örnek tiplerini çözmüş oluyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi yapmam gereken yine burada fx gördüğüm yere, yani y gördüğüm yere 6 yazacağım ve x gördüğüm yere de 1 yazacağım. Çözüme geçiyorum. Sorumu aldım. Çözmeye başlıyorum gençler. Demek ki şuna ben bir y diyeceğim. Evet, bu durumda ne olacaktır? 6 eşittir. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1'in karesi m artı 2. X gördüğüm yere 1 yazıyordum. 3m eksi 1. Güzel. Peki buradan devam edelim çözüme. 6 eşittir 1 olur. Eksi içeri dağıtırsam eksi m eksi 2 artı 3m eksi 1. Eksi 1 artı 1 birbirini götürür. Şu eksi 2'yi diğer tarafa atarsam 8 olur. Eksi m artı 3m'den 2m gelir. Ve her iki tarafı 2'ye böldüğümde m'nin değerinin 4 olduğunu görüyorum. B şıkkında var. Devam edelim bakalım. Örnek 5'teyiz. Yani mevcut bilgilerimizle, şu ana kadar öğrendiğimiz bilgilerle soru çözebiliyoruz. Peki ne diyor sorumuzda örnek 5? Fonksiyonun grafiği, bakın, 2 virgül, eksi 2 virgül 1 ve 1 virgül 4 noktalardan geçtiğine göre. Demek ki x gördüğüm yere eksi 2 ve 1 yazdığım zaman sağlaması gerekir denklemi. O halde burada iki bilinmeni denklem sistemi oluşturacağız. M ve N'ye bağlı. M ve N'yi bulduktan sonra çarpımı bulabilirim. Hemen çözüme geçiyorum. O halde ne yapacağım? İlk noktamı şurada ben y diyeyim. Şu fx'e y dedim. Şunu yapacağım. Birinci denklemde 1 eşittir. Şu biliyorsunuz y. 1 eşittir. Eksi 2'nin karesi. X gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Artı m çarpı eksi 2 eksi ne? Bunu düzenleyecek olursak buradan şöyle okla gösterelim. 1 4 oldu burası. Eksi 2m. Evet. Eksi ne? Şimdi buradaki 4'ü de diğer tarafa atarsam, hata yapmayalım gençler. Evet, hata yapmayalım. Buradan 4'ü bu tarafa atarsam eksi 3 elde ederim. Yani eksi 2m eksi 2m eksi n'nin ne olduğunu görüyorum. Eksi 3 olduğunu görüyorum. Peki şimdi diğer 1,4 noktasını götürüp yerine yazacağım. Y gördüğüm yere 4 yazıyorum. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. Yani 1'in karesi artı m çarpı 1 eksi n. Şurada çarpma var. Bu durumda hemen şurada hemen altına yazalım. M eksi n'nin 3'e eşit olduğunu görüyorum. Tamam. Şimdi bu denklem sistemini çözmem gerekiyor. Nasıl çözebiliriz? Şimdi şöyle yapalım. N'yi yok etmek adına şunu ben eksiyle çarpayım. Taraf tarafı toplarsam gençler, şu n'ler gidecektir. N'ler gittiği anda da ne olacaktır gençler? 3m eşittir 6 ve buradan m'nin 2 olduğunu görüyorum. Şimdi m'yi bulduktan sonra herhangi bir denklemde yerine yazarsam, mesela burada yerine yazarsam ne olacaktır? 2 eksi n eşittir 3'ten. Evet, yer değiştirirsek 2 eksi 3, yani n eşittir eksi 1 olduğunu görüyorum. Benden bunların çarpımı isteniyordu. Çarparsam cevap eksi 2 olur. Evet. Bu soruyu da çözmüş olduk. Devam edelim bakalım. 6 numaralı sorudayım. Peki sorumda ne diyor? Fx fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonun grafiği parabolü 1,3 noktasından geçtiğine göre a nedir? Aynı tip soru. Yine bunu da çözelim. Peki. Ne yapacağım? Şuraya öncelikle bir y yazıyorum. Y gördüğüm yere 3 yazacağım. 3 eşittir. X gördüğüm yere 1 yazarsam a çarpı 1'in karesi eksi 3 çarpı 1 artı a.
Peki buradan ne olacaktır? 2 adet edeceğim. Sol taraf, sağ tarafta 2 adet edeceğim. Buradan eksi 3'ü diğer tarafa atarsam artı 3 olarak geçeceği için 6'ı 2'ye böldüğümde A'nın 3 olduğunu görüyorum. Bana A'yı soruyordu zaten. Cevabın A şıkkında olduğunu görüyorum. Peki. Devam ediyorum. Diğer sayfaya geçiyoruz gençler. 7 numaralı sorudayız. Şimdi örnek 7. Parabolü üzerindeki A noktasının koordinatları toplamı 11, 11'dir. Parabolün demek. Şurada bir tane N eksik yazmışım. Üzerindeki A noktasının koordinatları toplamı 11'dir. Buna göre A noktasının apsisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A noktasının koordinatları toplamı. Peki. Toplamı da 11'miş. Koordinatları toplamı. A noktasının apsisi nedir? Nasıl yapabiliriz bu soruyu? Ya şıklardan şöyle gidebilirim. Şimdi apsis sıfırsa ordinatı y olmalı. Bu şekilde deneyerek denenme yanılma yöntemine göre gidebilirim. Ya da şöyle yapabilirim. Sorunun çözümüne geçiyorum. Şöyle yapabilirim. Şimdi eğer ben apsisi x alırsam ordinatı doğal olarak 11 eksi x olur. Evet, bu şekilde y gördüğüm yere 11 eksi x yazacağım. Yani şu benim için y idi. O halde 11 eksi x eşittir. Normal artık x gördüğüm yerde x yazacağım için x kare eksi 2x artı 5. Bu denklemi çözmem gerekiyor. Peki çözelim. Bu durumda şurası 0 olsun. X kare eksi x buradan artı x diye geçti. Eksi x oldu burası. Ve de eksi 6 oldu. Şöyle. Buradan çarpandan ayıracak olursam x eksi 3 artı 2 olmalı. Çünkü niye? Çapraz çarpımları bu şekilde ne olmalı? Ortadaki terimi vermeli gençler. 2x eksi 3x ortadaki terimi veriyor. Ha, buradan bunları sıfıra eşitlersem buradan köklerden biri 3 gelecektir. Diğer kökte ne olacaktır? Eksi 2 mi? Eksi 2 olacaktır. Bunlardan biri cevaptır. Peki ne diyor? A noktasının apsisi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor zaten. Demek iki tane içinden biri olması lazım. 3 varmış şıklarda, yok. Ama eksi 2 var. E şıkkında var. O halde aradığımız cevap eksi 2 olacaktır gençler. Peki. Bir sonraki soruya geçiyorum gençler. 8 numaralı sorudayız. Şimdi sorumuzda fonksiyon verilmiş. Belirttiği eğri bir parabol olduğuna göre diyor. M'nin alacağı değerlerin çarpımı nedir? Madem ki parabol ikinci dereceden olması gerekir. Yani buradaki kuvveti 2'ye eşiteceğim. Çözüme geçiyorum. Çözüme geçiyorum gençler. Oldukça fazla örnek çözüyoruz. Bilginiz olsun. Peki ne yapacağım? Şu kuvveti 2'ye eşitleyeceğim. İkinci dereceden parabol belirtine göre, değil mi? Buradan m kare eksi 7 2 olursa m kare 9 olur. Hangi sayıların karesi 9'du? Eksi 3 ve artı 3. Bunlar cevaptır. Kökler diyelim. Birinci ve ikinci kök. Bizden ne diyordu? M'nin alacağı değerlerin çarpımı. Bunları çarpacak olursak gençler tabii ki de eksi 9 olacaktır. Aradığımız cevap E şıkkında var. Devam edelim bakalım. Örnek 9'dayız gençler. Örnek 9. Peki. Fonksiyon verilmiş. Parabolünün kolları, bakın kolları yukarı doğru. Yani bu şekilde yukarı doğru. Ne demiştik? Eğer kolları yukarıysa buradaki x karenin önündeki a dediğimiz ifade pozitif olmalı. Ha, bu bilgiler ışığında ben bu soruyu çözeceğim. Çözüme geçiyorum. Aldım sorumu. Demek ki şu ifade bir kere sıfırdan büyük olmalı diyoruz. O halde 2m-4 büyük olmalı. Sıfır diyorum. Evet, buradan 2m eksi 4'ü diğer tarafa attım, sağa attım, böldüm 2'ye ve buradan 2'den büyük olması gerekiyormuş. Yani 2 artı sonsuz olması gerekir ki E şıkkında aradığımız cevap olduğunu görüyorum. 2'den büyük sayılar sağlıyor. Peki, soruyu çözdüm, devam ediyorum yoluma. Sanırsam yan tarafa geçiyorum gençler.
Yan tarafa geçtim. Bu notlar videonun altına koyacağım. Oradan yararlanabilirsiniz. Ha, şimdi bir başka konu başlığımız var. Parabolün diyor y eksenini kestiği nokta ne anlama geliyor ve nasıl bulabiliriz? Parabolün y eksenini kestiği nokta. Bakın gençler, parabolün y eksenini kestiği noktayı bulmak için x gördüğümüz yere 0 yazdığımız zaman 0'da yutan eleman olduğuna göre ne yapacaktır? Direkt buradaki sabit sayı parabolün y eksenini kestiği nokta olmuş olacaktır. Bu kadar, gayet basit. Yani mesela bu örneğimizde direkt cevap sabit sayıdır. Parabolün y ekseni kesişim nokta 5'tir. Ya da biz bunu koordinatını söyleyecek olursak 0,5 noktasında y ekseni kesiyor olacaktır. Bununla ilgili örneklerin çözümüne bir bakalım. Mesela ilk örneğimiz 10 numaralı örnek, bakalım. Şimdi ne diyor? Fonksiyon verilmiş, içinde bilinmeyenler var. MN bilinmeyeni. Parabolü diyor y eksenini kestiği noktanın ordinatı 3 olduğuna göre. Ha, demek ki sabit sayımız, yani n eksi birimiz, buradaki sabitimiz n eksi bir. N eksi bir kere 3 eşit. Buradan da devamında, sorunun devamında 1 ve eksi 3 noktası parabolün üzerinde olduğuna göre. Yani demek ki bu denklemi sağlayacak. Yani hemen çözüme geçelim isterseniz. Çözüm üzerinde söylediklerimizi yapalım. Yani şunu yapacağız önce. Buradaki sayı n eksi bir direkt bize sabit sayı veriyor ve sabit değerde y ekseni kesti noktaydı. O zaman ben bunu 3 eşitlerim. Buradan n'yi 4 bulurum. Peki ifadeyi yeniden yazacak olursam, hatta şöyle diyelim, fx yerine de y yazacak olursam benim ifade şöyle olur. Y eşittir eksi x kare artı mx artı 4. Şimdi bu nokta bu parabol üzerinde ise denklemi sağlaması gerekir. Y yerine eksi 3 yazıyorum. X yerine 1 yazıyorum ki 1 işimi kolaylaştırıyor. 1'in karesi yine 1'dir. Eksi 1. X yerine 1 yazmıştım. Evet. Buradan M olur burası. Artı 4. Şimdi burada gerekli hesaplamalar yaparsak buradan ne olacaktır? 3. Öbür tarafa attım. Eksi 6. Tamam. M'yi ne yapmış olduk? Eksi 6 olarak bulduk. Bizden ne istiyordu? M çarpı N nedir? N'yi de 4 bulmuştum. 6 kere 4 24. Eksi 24 aranan cevap olur gençler. Devam ediyorum yoluma. Evet, 11 numaralı sorudayız gençler. Sorumuzda fonksiyon verilmiş. Parabolünün diyor, parabolünün y ekseni kestiği noktanın ordinatı y eşittir 3 olduğuna göre. Yani demek istediği olay şu. Buradaki sabit değer neymiş? 3'e eşitmiş. Hemen buradan sorunun çözümüne geçebilirim artık. Ne yapacağım? Şunu yapacağım. Diyeceğim ki 2m eksi 1 3 eşittir diyeceğim. Buradan da m'yi 2 bulacağım. Zaten bana m'yi soruyor. Cevap da E şıkkında var. Devamını getirelim bakalım. 11 numaralı sorudaydık. Evet, diğer sayfaya geçtim gençler. Ne diyor? Bu sefer de parabolün x ekseni kestiği noktalar diyor. Konu başlığımız. Analitik düzlemde x ekseni üzerindeki noktaların ordinatları sıfırdır. O halde parabolün x ekseni kestiği noktaları bulmak için ne yapacağım? Bulmak için fonksiyonu sıfır eşiteceğim. Ve buradan denklem elde edeceğim. İkinci dereceden denklem olacak tabii bu. Bu ikinci dereceden denklemin köklerine bakacağım. Eğer denklemin kökleri varsa x eksenini kesiyor. Kökleri yoksa x eksenini parabol kesmiyor anlamına gelir. Bunlarla ilgili de örneklerin çözümüne, yoğun örnek çözümüne geçeceğiz. Şimdi burada basit bir örnek var. Bakın, bu çözümlü bir örnek. Onu inceleyelim. Şimdi bakın, fonksiyonumuz verilmiş. İkinci dereceden verilmiş bir fonksiyon. X eksenini kestiği noktaları bulalım diyor. Yapmam gereken olay şu. Bu ifadeyi olduğu gibi sıfıra eşiteceğim. Ve bu ifadeyi sıfıra eşitlediğim zaman ikinci dereceden bir denklem elde ediyorum. İkinci dereceden denklemin çözümünü yapacak olursam çarpanlara ayırarak çözüyordum tabii. Çarpanlarına ayırdığım zaman ben bu ifadeyi x eksi 2, x artı 1, birazdan zaten yoğun örnek çözeceğiz. Ve her bir ifadeyi sıfıra eşitlediğim zaman köklerden birini 2 buluyorum. Diğer kökü eksi 1 buluyorum. Bu ne anlama geliyor? Demek ki benim parabolüm x eksenini 2 ve eksi 1 noktasında kesiyormuş. Parabol x eksenini kesiyormuş gençler. Peki, şöyle diyelim. Devamında ne diyor? O halde parabolü x eksenini kestiği noktalar 2,0, koordinatları bunlar, eksi 1,0 olarak bulunmuş olur diyoruz. Tabi burada deltası da ne olacaktır? Sıfırdan büyük olacaktır. Peki devam edelim. Örnek 12.
Şimdi önce bir örnek 12'de bir izahatını yapalım. Ne diyor? Fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı kaçtır? Güzel. Şimdi bakın, çözüme geçiyorum. Şimdi bunun uzun çözümü şudur. Yani tek tek kökleri bulursun, sonra bu kökleri toplarsın. Yani x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı aslında kökler toplamıdır gençler. Yani x1 artı x2, ki biz bunu geçen seneden, geçen seneki konulardan biliyor olmamız gerekir gençler. Eksi b bölü a formülüyle rahatlıkla bulabiliyorduk. Hatta şu katsayılar bir yazalım. Şimdi şu benim için y'dir. Buradaki katsayılarımız a 1 gençler. X kare önündeki sayı. B'si eksi 3. C'si de eksi 10. Hatta şunu söyleyebilirim. Y ekseni eksi 10 da kesiyor. Bunları biliyor olmam lazım. Hatta şöyle diyelim. Bakın a değerimiz sıfırdan büyük olduğuna göre kollar yukarı. Bunları ilk etapta biliyor olmamız gerekir. Hemen sorunun asıl çözümüne geçecek olursam burada formülü uyguluyorum. Eksi zaten b eksi 3, bir de formülde eksi var. 2 eksi arda arda gelirse 3 olacaktır. 3 bölü 1. 3 bölü 1 o zaman kökler toplamı 3 olacaktır. Aradığımız cevap da 3 olacaktır. Apsisler toplamını soruyordu. Cevabımız 3'tür gençler. Ha, uzun yoldan çözecek olursan uzun yoldan da çözelim isterseniz. Bu arada hatırlanmış olalım bilgilerimizi. Ne yapmam lazım? Burada çarpanını arayacağım. Xx eksi 5 artı 2 ve buradan x eksi 5 x artı 2 diye çarpanını ayırdım ve 0'a eşitlediğim zaman köklerden birini 5 olarak buluyorum. Diğer kökü de eksi 2 olarak buluyorum. Bu doğal olarak bu kökleri topladığımız zaman da yine ne bulmuş oluruz? Yine 3 bulmuş oluyoruz. Detaylı çözümünü yapmış olduk. Peki devam edelim bakalım. Burada yolumuza devam ediyoruz tabii. Ne diyor? Peki parabol x eksenini her zaman iki farklı noktada mı keser diye soruyoruz. Yani parabol x eksenini kesmek zorunda mı? Kesmeyebilir gençler. Şimdi burada da devreye bakın ne geliyor? İkinci dereceden bir denklemin kökleri için 3 farklı durum söz konusu olduğunu hatırlayalım. Parabolün x eksenini kestiği noktalar için 3 durum söz konusu. Peki bu 3 durum ne anlama geliyor? Bunları tek tek bakalım. Eğer delta dediğimiz diskriminantın formülü bu. B kare eksi 4 ac. Bunu ezbere biliyor olmamız gerekir. Eğer deltamız sıfırdan büyükse ne demiştik geçen sene? İki farklı kök vardır. İki farklı kök varsa demek ki parabol kollar yukarıysa parabol bu şekilde iki farklı noktadan kesecektir. Veya yine iki noktadan kesebilir ama kollar aşağıda olabilir. Yani hem yukarı olabilir hem aşağı olabilir. Bu şekilde karşımıza iki durum gelebilir. Veya nedir? Deltamız ikinci durum sıfıra eşit olabilir değil mi gençler? Delta sıfıra eşit. Bakın delta sıfıra eşitse parabolümüz x eksenine teğettir. Ya bu şekilde kollar yukarı bu şekilde teğet olabilir ya da bu şekilde teğet olabilir. Dolayısıyla burada delta'nın sıfıra eşit olmasıyla parabolün teğetliği arasında birebir ilişki var. Bunu biliyor olmamız gerekir. Üçüncü durum gençler. Üçüncü durum. Eğer delta sıfırdan küçükse kök yoktur. Kök yoksa ne yapacaktır? Parabolümüz x eksenini asla kesmeyecektir. Peki bununla ilgili biraz örnek çözelim. Karşımıza ne tip sorular gelebilir? Örnek 13. Ne diyor? Fx fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonun grafiğinin parabolünün x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı 2 olduğuna göre, yani kökler toplamı 2 olduğuna göre demek istiyor. M kaçtır? Bu çok önemli. Denklemin köküyle eksenleri kestiği nokta, yani x ekseni kestiği nokta arasındaki ilişkiye dikkat edin. O halde ben bu sorunun çözümüne geçebilirim. Yani kökler toplamına bakacağım. O zaman şöyle yapacağım gençler. Burada ABC'yi bir bulalım. A'mız x kare önündeki değer m eksi 1. Şöyle eksi 1. B dediğimiz şey x'in önündeki değer eksi 4. Ve C dediğimiz sayı da sabit sayıda 2. Şuralara virgül koydum. Parabolün demiş x ekseni kestiği noktanın apsisleri toplamı. Yani kökler toplamı. Şöyle yapalım. X1 artı x2 kökler toplamı. Eksi B bölü A'ydı.
Burada götürüp formülde değerleri yerine yazarsam, evet, 2 tane eksi artı yapacaktım. Şöyle yazarım yine de. 2 çarpı m eksi 1. Kökler toplamını vermiş, değil mi? Vermiş. Apsisleri toplamı, kökler toplamı. O da eşittir 2. Ben bu denklemi çözersem amacıma ulaşacağım. M'yi bulacağım. Peki çözüme geçiyorum. Yukarısı 4 oldu. İçler dışlar çarpım yaparsam ki bunu 4 ile çarpmış gibi olacağım parantezin içine. Şimdi 4 eşittir. 4 ile dağıtıyorum. 4m eksi 4 oldu. At bu tarafa 8 olsun. 4m. Buradan 4'e bölersem m'nin değerinin, şöyle hata yapmayalım, 2 olduğunu görüyorum. Ki şıklarda da var. Peki cevabı da bulmuş olduk. Devam edelim bakalım gençler yolumuza. Şimdi örnek 13'ü çözmüştük en son. Örnek 14'teyiz. Ne diyor? Fonksiyon verilmiş. Parabolü x eksenini kesmediğine göre. Bakın kesmediğine göre. Kesmiyorsa demek ki deltası sıfırdan küçük olduğu anlamına geliyor. Kesmediğine göre deltası sıfırdan küçük olduğu anlamına geliyor. M'nin alabileceği en küçük tam sayı soruyor. Hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Eğer ki x ekseni kesmiyorsa, değil mi? X ekseni kesmiyorsa bizim deltamız, kesinlikle onu bir yazalım. B kare eksi 4ac ezberebileceğiz. Mutlaka ne olacaktır? Sıfırdan küçük olmak zorunda. Şimdi ABC'yi yine bulalım. A'sı ifadenin x karenin önündeki sayı 1. B'si x'in önündeki değer eksi 4. C'de sabit değer 2m eksi 1. Bunları götürüp yerine yazarsam gençler. B kare, yani eksi 4'ün karesi. B kare eksi 4 çarpı A, yani 1 çarpı aç parantez C değeri 2m eksi 1. 2m eksi 1. Bunu yaptım ve küçüktür 0 dedim. Bu eşitsizliği, m'ye bağlı eşitsizliği çözeceğim. Buradan 16 eksi 4 ile çarparsam eksi 8m artı 4 elde ediyorum. Buradan eksi 8m'yi öbür tarafa atarsam artı olacaktır. Yani 8m olacaktır, 20. Umarım hata yapmıyorumdur. 8'e bölersem 20 bölü 8'den büyük olmalı m değeri. Yani sadeleştirirsem 4 ile 5 bölü 2 mi oluyor? 4'e böldüm. Aynen 5 bölü 2. Yani 2,5'tan büyük m değerleri. En küçük m değerini sorduğuna göre ne gelecektir? 3 gelecektir. Aradığımız sorunun cevabı 3 olacaktır gençler. Devam edelim bakalım gençler. Bir diğer sayfaya geçtim. 4 numaralı soru şeyde, sayfadayız. Evet. Evet. Yeni bir konu başlığı. Konu başlığımız diyor ki parabolün en büyük ve en küçük değerini aldığı nokta, yani tepe noktası, bu dip seviye, bu da en maksimum seviye. Bunlara biz ne diyeceğiz? Bunları şimdiden bilin. Buna biz minimum noktası, koordinat değeri olarak minimum noktası, buna da biz maksimum noktası. Hem minimum noktası hem de maksimum noktasını biz tepe noktası olarak adlandıracağız ve R virgül K şeklinde ifade edeceğiz. Buradaki R değerine biz birazdan göreceğiz. İşte simetri ekseni, K değerine minimum ya da maksimum değeri diyeceğiz. Bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. Yukarıdaki şekillerde gördüğümüz gibi çukur şeklindeki parabollerin azalan fonksiyondan artan, yani azalandan artana, evet, artan fonksiyona geçtiği nokta A noktası veya tümsek şeklindeki parabollerin artan, artıyor artıyor artıyor, azalana evrildiği, geçtiği noktaya da biz ne diyoruz? Parabolün tepe noktası diyoruz. Devam edelim bakalım. Tepe noktası diyoruz. Ayrıca şekillerden de görüldüğü gibi diyor. A noktası fonksiyonu en küçük değeri söylemiştik. B noktasında fonksiyonu en büyük değeri aldığını söyledik. Evet, kısaca fonksiyonun en büyük değerini veya en küçük değerini aldığı noktaya parabolün tepe noktası denir ve nasıl gösteriyorum? R virgül K. Birazdan formüllerini vereceğim. Tepe noktasını nasıl bulunduğunu ve özelliklerini daha detaylı inceleyelim diyor burada. Şimdi şu ifadeyi alacağım ve bunun üzerinde biraz konuşalım. Bu ifadeyi alıyorum. Hatta almadan şöyle yapalım. Biraz konuşalım. Şimdi bakın, kollar yukarı. Bir kere kollar yukarıysa A'nın işareti pozitifmiş. Bunu bilmem gerekiyor.
Şimdi burada demek ki minimum noktası. Yani temsil olarak bunu aldım. Şimdi bakın şöyle diyelim. Burada x eksenine paralel olacak şekilde doğrular çizdiğim anda buradaki parabolü biz tam ortadan iki eşit parçaya ayırdığımızda biz buna simetri ekseni diyeceğiz. Yani şu nokta nokta çizgilerle gösterdiğimiz eksene biz parabolü iki eşit parçaya ayırdığı için biz buna simetri ekseni diyeceğiz. Ve direkt bu simetri ekseni tepe noktasının r'sine eşit olmuş olacak. Bu çok önemli. Yani x eşittir r bizim için simetri ekseni olacak. Peki bu simetri ekseni ne yapmış oluyor? Aslında parabolü burada iki eşit parçaya ayırdığı için mesela D noktası ile F noktası simetri noktalar. Birbirlerinin simetrileri. Yani buraya bir ayna koyduğum zaman D noktasını kendisini F noktasında görecek ya da F noktası kendisini D noktasında görecek. Aslında burada başka şeyler var. Bakın hani demiştik ya x ekseni kesişim noktaları benim için köktü. E bakın demek ki x1 ve x2 benim için kök. Şimdi bakın bu köklerin orta noktası R'yi veriyor. Orta noktası R'yi veriyor. Demek ki ben R'yi bulmak için kökler toplamının yarısını alacak olursam x1 ile x2 kökler toplamı eksi b bölü a eksi b bölü a'nın da tam yarısı eksi b bölü a'yı da 2'ye bölecek olursam eksi b bölü 2a bana aslında tepe noktasının r'sini verecek. Tamam, bu çok önemli. Birazdan formülü size vermiş olacağız. Var mı aşağıda formül? Evet. Bakın burada yine ne diyor? X eşittir r simetri ekseni demiştik. Başka x eşittir r doğrusuna göre simetri bir eğridir. Bunu okursunuz zaten. İzahatını yaptım. Hemen formülünü de verelim. Formül yan taraftaymış. Birazdan bunlarla ilgili örnekler de çözeceğiz. Evet. Peki. İşte şurası gençler. Şu ifade tepe noktasının R'sinin formülü. Eksi B bölü 2A. Yani kökler toplamının tam ortası. Kökler toplamı eksi B bölü A. 2'ye bölecek olursak eksi B bölü 2A kökler toplamının tam ortası. Yani R'sini vermiş oluyor. R'yi bulduktan sonra götürüp fonksiyonda F fonksiyonunda götürüp yerine yazdığım zaman K'sını bulacağız ki bu K da tepe noktasının ordinatını veriyordu. Biliyorsunuz tepe noktası R virgül K şeklinde gösteriyorum. Şu formüle pek de gerek yok ama ezberinizde yani ezberleyecek olan ezberleyebilir. Peki mesela ilk örnekle çözüme geçelim. Şimdi şu örneği bir çözelim. Şu örneği bir çözelim. Ne diyor bu örnekte? Diyor ki bize fonksiyonun tepe noktasını bulalım diyor. Ha, yapmam gereken şu ABC'yi bir yazayım. A'sı 1, B'si 6, C'si 9. Şimdi R'yi nasıl buluyorduk biz gençler? R'yi eksi B bölü 2A formülden buluyorduk. Götürüp yerine yazarsam eksi 6 bölü 2 çarpı birden R'nin eksi 3 olduğunu görüyorum. R eksi 3 eşit. R eksi 3 eşit. Onu buldum. R'yi bulduktan sonra K'yı bulmak istiyorsam eğer götüreceğim. Fonksiyonda x gördüğüm yere R değerini yazacağım. Yani şurada eksi 3 yazacağım şöyle. O zaman ne olacaktır? Eksi 3'ün karesi 6 çarpı eksi 3. Bunu niye böyle bu şekilde yazıyorum? Çünkü neticede bu fonksiyonda ne olacaktır? Eksi 3 noktası yani R değerini yazdığım zaman bu nokta parabolün üzerinde yer aldığı için sağlaması gerekir. Bu mantıktan dolayı yazıyorum. 6 çarpı eksi 3 artı 9. Peki buradan ne olacaktır? 9 dolu. 9 artı eksi 18 mi oldu? Eksi 18 oldu. Artı 9. Hata yapmayalım. Bu durumda zaten 9, 18 birbirini götürdü. Buradan K'nın 0 olduğunu görüyorum gençler. K 0. E demek ki benim tepe noktamın koordinatı, bak R virgül K, tepe noktamın koordinatı geliyor eksi 3 virgül 0'mış. Yani aslında bu grafik çizimlerine geçeceğiz. Bu parabol x eksenine tam da eksi 3 noktasında teğet etmiş. Yani çizecek olursak şimdiden çizecek olursak tam eksi 3 noktasında şöyle bir şey. Hatta y ekseni de nerede kesiyor? 9'da kesiyor. Şimdiden çizmiş olduk. Bakın tepe noktası da şurası olacak. Kollar yukarı biliyorsunuz bakın. Kollar yukarı pozitif çünkü değil mi?
Bunları şimdiden bilelim. Bak şimdiden parabolün grafiğini dahi çizmiş olduk. Peki devam edelim bakalım. Şimdi ne diyor? Burada bolca örnek var. Aşağıda verilen fonksiyonların tepe noktalarını ve simetri eksenlerini bulup eşleştirelim diyor. Ben bir tanesini sizin için çözeceğim gençler. Fazla şey yapmayın. Burada zaten cevapları var. Bir tanesini rastgele yapalım. Örneğin buradaki C'yi yapmak istiyorum. Pardon, şöyle alalım. Evet. Bu benim denklemim ve bu denklemin ifade ettiği parabolün tepe noktasını benden bulmam isteniyor. Ne yapmam gerekiyor önce? ABC'yi bir yazalım. A'sı x kare önündeki sayı 2, B'si x'in önündeki sayı 4, C'si yok, yoksa 0'dır. Değil mi? Şimdi önce R'yi bulacağız değil mi gençler? R'yi bulmak için ne yapıyorum? R eşittir. Eksi B bölü A, 2A. Eksi B bölü 2A. Kökler toplamının yarısı. Eksi B bölü 2A formülü kullanıyorum. Bu durumda ne olacaktır? 4, tabii eksi 4 bölü 2 çarpı 2 mi? Yani eksi 1 oluyor. Hata yapmamışsak eksi 1. R ise eksi 1. Peki R eksi 1. R'yi bulmuşsak artık K'yı bulabiliriz. K'yı bulmak için ne yapıyorum? Fonksiyonda x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Yazıyorum. 2 çarpı eksi 1'in karesi artı 4 çarpı eksi 1. Bu durumda k değeri geliyor. Evet. 2 eksi 4 eksi 2 mi oldu? Evet. Artık tepe noktasının koordinatını verebilirim. Eksi 1 virgül eksi 2'ymiş. Tepe noktası kollar yukarı. Yani şu şekilde temsil olarak çizecek olursak ne olacaktır? Şu noktanın koordinatını bir yerde bulmuş olduk. Hatta biraz daha üzerinde konuşalım. Bak buna biz minimum noktası diyeceğiz. Tamam mı gençler? Bu minimum noktası. Bu minimum noktasının y'sine de minimum fonksiyonun aldığı en küçük değer. Minimum değeri diyeceğiz. Bak buralar önemli. Onu baştan söyleyeyim. Demek ki koordinat olarak minimum noktası eksi 1 virgül eksi 2. Minimum değeri de buraya yazıyorum. Minimum değeri ne olacaktır? Minimum noktasının y'si, ordinatı yani minimum değeri de eksi 2'ymiş. Bunları bilmenizde fayda var. Yani neydi soru? Eksi 1 virgül 2 eksi 2 miydi? Bakalım eşleştirecek olursak eksi 1 virgül eksi 2 var mı? Var. Burada var. Ha bu arada şey de simetri eksenin de soruyor bize değil mi? Simetri ekseni. Şimdi buradaki simetri ekseni de şu olacak gençler. Buradaki R'si simetri eksen olacak. Yani x eşittir eksi 1 benim için parabolü iki eşit parçaya bölen dikey doğru. Dikey doğru yani şu. Yani şöyle diyelim. Bu bizim için x eşittir R. Yani x eşittir eksi 1 benim için simetri ekseni. Parabolü iki eşit parçaya bölen dikey doğruya biz simetri ekseni diyoruz gençler. Bunu da aradan çıkarmış olduk. Peki devam edelim bakalım. Diğer sayfaya geçtik. Örnek 16. Şimdi fx fonksiyonu verilmiş. Parabolün tepe noktasının orijine olan uzaklığı soruluyor ki orijin 0 0 noktası. Biz biliyorsunuz koordinatları verilen noktaları analitik geometri dersinden koordinatlar verildiği zaman iki nokta arasında bir mesafenin nasıl bulunduğunu biliyoruz. Unutmamışızdır eğer. Hemen çözüme geçelim. Önce ne yapmam gerekiyor? Tepe noktasını bulacağım parabolümün. Hemen işleme geçiyorum. A'sı gençler eksi 2. B'si 4. C'si eksi 7. Bu durumda R'yi önce bulacağız. R'si ne olacaktır gençler? Eksi B bölü 2A. Götürüp yerine yazıyorum şimdi. Eksi 4. 2 çarpı eksi 2. Sanırım artı 1 olacak R'si. 1. K'yı bulmak için de x gördüğüm yerlere 1 yazacağım. Yazıyorum. Eksi 2 1'in karesi artı 4 çarpı 1 eksi 7. Bu durumda ne olacaktır gençler? Eksi 2 artı 4 eksi 7 eksi 9 5 mi olacak? Şey, eksi 5 olacak değil mi? Eksi 5. Umarım hata yapmıyoruz. Eksi 5. Tamam.
Evet, artık tepe noktasını söyleyebilirim ben. Tepe noktam benim 1,-5'miş. Hatta simetri eksenim, onu da yazayım. Simetri eksenim sormamış ama ben bileyim. X eşittir 1 simetri ekseni. Kollar aşağı olduğu için, bunları sormamış ama ben ekstradan söylüyorum. Kollar aşağı olduğu için burada maksimum noktası var gençler. Maksimum noktam, tepe noktam 1,-5 maksimum noktası ve maksimum değerim de -5. Bunları da ekstradan söylüyorum. Peki bu noktanın 1,-5 noktasının orijine olan uzaklığını bulacağım şimdi ki o da nedir? Orijinin değeri de 0,0'dı. Şimdi şunu alayım. Biraz küçültelim. Şöyle mi küçültüyorum? Şöyle küçültelim. Peki kendimize yer açtık. İki nokta arasındaki uzaklığı bulacağım. Yani TA diyelim ona da. TO pardon. TO diyelim. Tepe noktasının orijinal olan uzaklığı. Kök içerisinde ne yapıyorduk? Aslında orijinal olan uzaklığı direkt buradaki noktanın koordinat değerlerinin karelerinin toplamının karekök şeklinde bulabilirdik ama olsun hadi 1 eksi 0'ın karesi yine de yazıyoruz uzun uzun. İşte eksi 5 eksi 0'ın karesi uzatmayalım. Buradan 1'in karesi 1'dir. Eksi 5'in karesi 25. Kök 26 oluyor değil mi? Kök 26 oluyor. Aradığımız cevap da kök 26 olur gençler. Ne yapmış olduk? Tepe noktasının orijin merkezi olan uzaklığını bulmuş olduk. Peki devam ediyorum. Örnek 17'deyiz. Şimdi fonksiyon verilmiş. Parabolünün tepe noktası 1 virgül k olduğuna göre k kaçtır diyor bu sefer. O zaman bildiklerimizi uyarlayalım bakalım. Biz tepe noktasının nasıl bulunduğunu biliyorsak soruyu çözebiliriz. Hemen ABC'yi yazalım. A'sı 1, B'si eksi A, C'si de 3. Tamam. Şimdi neyi bulacaktım? R. R'yi nasıl buluyordum? R eşittir. Eksi B bölü 2A formülünden buluyordum. Tamam. Bu arada R'si 1'miş tabii. R'si 1'miş. Bunu kullanacağız. Peki yazıyorum. Şimdi eksi ha burada eksi eksi A bölü 2 çarpı. Buradaki A ile buradaki A'yı karıştırmayın. Tamam mı? 2 çarpı 1. 1. Tamam. Buradan a bölü 2 eşittir 1 diyeceğiz. Buradan a'nın 2 olduğunu görüyorum. A 2. Götürüp yerine yazarsak benim fonksiyonum ortaya çıktı. Fx eşittir x kare 2, eksi 2x artı 3'müş. Ha bu nokta artık bu parabol üzerinde olduğuna göre bu noktam bu parabol üzerinde olduğuna göre x yerine 1 yazarım. Y yerine de ki bu y'yi temsil ediyor. Y yerine de k yazarak amacıma ulaşırım. K'yı bulabilirim. Hemen yazıyorum. Y yerine k yazdım. K eşittir. X yerine 1 yazıyorum ki 1'i zaten hesaplaması kolaydır. Evet. Cevap geliyor. Buradan k eşittir. 4, 2 mi oldu? K2 oldu. Zaten bana da k'yı soruyordu. O da B şıkkında var. Devam ediyoruz bakalım. Örnek 18'deyiz. Şimdi fonksiyon verilmiş. Fonksiyonun simetri eksenini bulalım. Yani r'sini bulalım demek istiyor. Tepe noktasının r'si simetri ekseniydi. Yani soruyu soran kişi tepe noktasının r'sini bulun demek istiyor bize. O halde yapmam gereken nedir gençler? ABC'yi hemen yazıyorum. A'sı 1, B'si 6, C'si 2. Hemen r formülü neydi? R eşittir. Eksi b bölü 2a'ydı. Götürüp yerine yazarsam eksi 6 bölü 2 çarpı 1'den 2 ve R'nin ne olduğunu görüyorum. Eksi 3 olduğunu görüyorum. O zaman x eşittir eksi 3 simetri eksenidir. Simetri ekseni x eşittir eksi 3 dikey doğrusudur. Dikey doğru. Parabolü iki eşit parça. Parabolü tam orta noktadan bıçak gibi ikiye ayıran doğruya biz simetri ekseni diyoruz. Devam edelim. 19 nolu sorudayız, örnekteyiz. Peki ne diyor? Fx fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonun belirttiği parabolün simetri ekseni x eşittir eksi 5 olduğuna göre. Yani r'si eksi 5 olduğuna göre demek istiyor. M'ye kaçtır? Hemen bu sorunun çözümüne geçelim. Hemen sorumu aldım. Çözüme geçiyorum. Hemen A'sının 1 olduğunu görüyorum.
B'sinin 3m eksi 5 eşit olduğunu görüyorum. C'sinin de 5 olduğunu görüyorum. Peki parabolün simetri ekseni x eşittir eksi 5 olduğu için R'si de eksi 5 eşittir. R formülünü yazıyorum. R eşittir eksi b bölü 2a'ydı. O halde şurada diyelim R eşittir, yani eksi 5 eşittir diyelim en iyisi. Eksi 5 eşittir. Eksi, o zaman ne yapacağız? Şu ifade eksiyle mi çarpacağız? Yani çarparsak 5 eksi 3m olur. Eksi b'den dolayı. 2 çarpı 1. 2 çarpı 1. 2 zaten onu yazmaya gerek yok. 2 çarpı 1. 2. Buradan içler dışlar çarpımı yapalım. Buradan eksi 10 eşittir. 5 eksi 3m oldu. Şunları bir yer değiştirelim şöyle. 3m'nin değerinin 15 olduğunu görüyorum ve buradan m'nin 5 olduğunu görüyorum. Zaten bana da soru m'yi soruyordu. Ne yapmış olduk? Soruyu çözmüş olduk. Devam edelim. Yirmiye geçiyorum. 20 nolu soru. Örnek. Evet, şekil sorusu. Şimdi soruda bize ne diyor? Şekilde grafiği verilen y eşittir fx parabolünün simetri ekseni aşağıdakilerden hangisidir? Çok basit. Şimdi yapmam gereken, yani şuradaki r'yi bulacağım ki kökler toplamlar x ekseni kesine göre kökler toplamının yarısı r'yi veriyordu. O zaman cevap 2 olacaktır. Yani x eşittir 2 aranan cevap olacaktır. Burada mesela biz dersin ilerleyen bölümlerde ne bulacağız? Neyi öğreneceğiz? Grafiği verilen fonksiyonu yazabilmeyi öğreneceğiz. Oradan da uzun yoldan da bulabiliriz. Hiç gerek yok. Biz kökler toplamının yarısının ne olduğunu biliyorum. R olduğunu biliyorum. R'nin de simetri eksen olduğunu bildiğim için 1 ile 3'ü topladım. 2'ye böldüm. 2 y eşittir değil, x eşittir 2 dikey doğru. Benim için cevap olacaktır. Cevap D şıkkı gençler. Uzatmayalım. Çok uzattık hem de. Örnek 21'deyiz. Şimdi parabolün tepe noktasının ordinatı kaçtır diyor. Şimdi biz bunun pratik yolunu bulup bileceğiz. Bulacağız. Bunun bir pratik yolu var gençler. Ama şu an için göstermeyeceğim. Uzun yoldan bulmaya çalışalım. Hemen bu soruyu alıyorum. Peki aldım. Açılımını yapacak olursam y eşittir 2x, pardon, y eşittir, parantez açıyorum, x kare artı 2x artı 1. Buradan a, b, c belli. R eşittir eksi b bölü 2a'dan uzatmayalım. Eksi 2, 2 çarpı birden 2, r eksi 1 çıktı. Tepe noktasının ordinatını istiyor. Yani k'sını istiyor. O halde k'yı bulmak için de götürüp yerine yazarsam eksi 1 x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam ki buradan da eksi 1 artı 1 0 0'ın karesi 0 olacağı için 0 olarak bulmuş oluyorum. Demek ki tepe noktamın koordinatı eksi 1 virgül 0'ymış. Demek ki bu parabol de x eksenine neymiş gençler? X eksenine t etmiş. X eksenine t etmiş. X eksenini şimdiden çizecek olursak tam da eksi bir noktasında şöyle, eksi bir noktasında bu şekilde kollar yukarı. Çünkü buradan x karenin işareti pozitif. Hatta şunu açmıştık. Y'si de 1 olduğu için şurada da y ekseni 1 de kesiyor. Şimdiden grafiğini çizdik. Peki devam edelim. Örnek 22'deyiz. 22. Fonksiyonun en küçük değeri 10 olduğuna göre m aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu ne demek istiyor? Bu önemli. Fonksiyonun en küçük değeri, zaten kollar dikkat ederseniz yukarı. Kollar yukarı. Dolayısıyla kollar yukarı olduğu için de burada bir minimum değeri var. Yani tepe noktasının minimum noktası olmuş oluyor. Tepe noktasının yani minimum noktasının ordinatı da en küçük değer. Minimum değer. Yani uzatmayalım. Bu parabolde tepe noktasının k'sını bize vermiş 10 olarak. Buradan m bilinmeyeni rahatlıkla bulabiliriz. Sorunun çözümüne geçiyorum. Yani bazı şeyleri bilirsem soruyu rahat çözerim. Şimdi bakın tekrar altını çiziyorum. Fonksiyonun en küçük değeri 10 olduğuna göre bu şu anlama geliyor. R virgül k'da bana k'nın ne olduğunu soruyor. K, daha doğrusu k'nın değerini eksi 10 olarak vermiş. Yani k
K ona eşit olduğuna göre bu bilgiyi kullanarak lütfen efendime söyleyeyim M bilinmeyenini bul diyor bana soru. Peki önce biz bir R'sini bulalım. Tabii öncesinde A, B, C'yi bir yazalım. A'sı 1'dir. B'si gençler eksi 2'dir. C'si de 3M eksi 4. Peki R'yi bulmak için ne yapıyordum? Eksi B bölü uzat yani şeyler devam ediyoruz. Eksi B bölü 2A eksi 2 bölü 2 çarpı 1 ki buradan 2 bölü 2'den 1 çıkar. Yani R'si 1'miş. Şimdi R değerini götürüp fonksiyonda yerine yazarsam K'sını bulacağım ki K da 10. Sonucu 10'a eşitleyeceğim. Şurada X gördüğüm yere 1 yazacağım. Peki onu da maviyle yapalım. O zaman ne olacaktır gençler? 10 eşittir. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 artı 3M eksi 4. Bu denklemden M'yi rahatlıkla bulabilirim. Şurası eksi 2 de burada 1 eder. Eksi 1 eksi 4 de burada var. Eksi 1 eksi 4 eksi 5 at öbür tarafa 15 olsun. 15 eşittir 3M ise 3'e bölersek M'yi biz buradan ne buluyoruz gençler? 5 mi buluyoruz? 5 buluyoruz. Bizden de zaten M'nin değerini soruyor bize. Bulmuş olduk. Devam edelim bakalım. Örnek 23'teyiz. Devam ediyoruz. Fonksiyon R'den R'ye olmak üzere demiş. Fonksiyonun alabileceği en küçük değer kaçtır? Bir kere hemen A'nın işaretine bir bakıyorum. A'nın işareti pozitif olduğuna göre kollar yukarı. Kollar yukarıysa burada bir minimum değeri var. Zaten alabileceği en küçük değeri soruyor. Yani uzatmayalım. Bize tepe noktasını bul diyor. Tepe noktasının K değerini soruyor. Ordinatını soruyor. Soruyu detaylıca açıklamış oldum. O halde hemen uzatmadan yine tepe noktasını bulmak istiyorum. Yani R'yi bulmak istiyorum. Eksi B bölü A. 2A. Hemen A'sını yazalım. A'sı nedir gençler? 1. B'si nedir? Eksi 4. C'si nedir? 5. Götürüp yerine yazarsam eksi eksi artı yapacak olsun. Yine de yazalım. Anlamayan kalmasın. 2 çarpı 1. 4 bölü 2'den 2 mi çıktı? R2. R2. Bu R değerini götürüp şurada fonksiyonla yerine yazdığım zaman K'yı bulacağım. Peki. F2. O da eşittir K. Ne eşitmiş? 2'nin karesi 4. Evet. Eksi 2 ile 4'ü çarptım. Eksi 8 artı 5. Evet. Buradan K değeri 9, 1 mi çıktı? 1. K 1 çıktı. İşte en küçük değeri de 1'miş. En küçük değeri 1'miş. D şıkkı. Yani benim tepe noktamı yazacak olursam 2,1. Tekrar tekrar söylüyorum. Buradaki eğer ben burada x eşittir 2 bana simetri eksenini sordukları zaman R'sini bulmam gerekiyor. Buradaki K değeri de bazen minimum bazen maksimum noktası değeri daha doğrusu maksimum değeridir. Burada tabii kollar yukarı olduğu için minimum değeri olmuş oluyor. Y değeri. Minimum noktası demiş olsaydı 2,1 noktası tamamen cevap olacaktı. Peki. Devam ediyoruz. Sevgili gençler. Evet. 6. sayfaya geçtik. Örnek 24'teyiz. Bu sefer bakın şimdi. Şimdi bakın. Buraları önemli. Eğer R'den R'ye değil de fonksiyon belli bir kapalı aralıktan tanımlanmışsa tanım kümesi kapalı aralıksa ve orada bize en büyük değer ya da en küçük değer soruluyorsa işler değişir. O zaman buradaki mesela şimdi bakın burada kollar yukarı olduğu için minimum değeri bulmak demek yani en küçük değeri bulmak demek tepe noktasını bulacağın anlamına gelir. Ama en büyük değeri bulmam için mutlaka şuradaki uç noktaları yani eksi 4 ve 5 noktalarını x gördüğüm yere yazarak görmem lazım. Yani uç noktaları yazacağım. Ya hocam az öncekinde sorabilir mi? Soramaz zaten. İş uç nok orada az önceki örnekte R'den R'ydi. Dolayısıyla burada en küçük değeri sorabilir ama en büyük değer dediğimiz şey kollar sonsuz uzadığı için burada bu tip soru gelmez. Bu tip soru gelmez. Uzatmayalım. Demek ki tanım kümesi kapalı olduğu zaman kapalı aralığından tanımlanmışsa fonksiyon mutlaka burada uç noktaları ne yapacağım? Yazacağım. Şimdi
Şimdi bakın, kollar burada A'sı 1 olduğu için kollar yukarı. Yani kollar yukarı olduğuna göre buradaki tepe nokta, yani R virgül K dediğimiz, yani şu K ifadesi minimum değer. En küçük değer. Bunu bulabilirim. Önce bir tepe noktasını bulalım. A'sı biraz bizi uğraştıracak. A'sı 1, B'si eksi 4, eksi 4, C'si gençler 5. Tamam. Şimdi götür birini yazalım. R eşittir eksi B bölü 2A. Eksi eksi 4, 2 çarpı 1 ki 2. R'si 2'ymiş. R'yi bulduk. K'yı bulmak için götür bir yerine yazarsak K eşittir bu sefer 2'nin karesi. X gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. Burada tabii ki. Ha gayret. 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı 2 artı 5. Peki buradan 4 eksi 8 artı 5 ne olacaktır? 9, 1 mi oluyor? Evet, 1 oluyor. K değeri 1 bulmuş oluyor. K 1. Şimdi K 1 demek minimum değeri. Yani şuradaki en küçük değeri 1'miş. Onu bulmuş olduk. Şimdi maksimum, yani en büyük değeri bulmak için biraz uğraşacağım. Bunun için de şöyle küçültelim. Şöyle alalım. Şunu yapacağım gençler. Şurayı bir sileyim. Şu uç noktaları, buradaki uç noktaları götüreceğim. Burada tek tek önce eksi 4 yazalım. F eksi 4'ü bulacağım, yani eksi 4 yazıyorum şimdi. Yani eksi 4'ten de çıkabilir cevap, 5'ten de çıkabilir. İkisini de yazmak zorundayım. 4'ün karesi eksi 4 çarpı eksi 4 artı 5. Bu durumda 16 artı 16 artı 5 ki buradan 32, 37 geliyor. 37. Bu burada kalsın. Öbürünü de maviyle çözeyim. Burada da F5'i bulacağım. F5'i bulmak için bu sefer 5 yazıyorum. 5'in karesi, evet, eksi 4 çarpı 5. Sanırım yukarıdan gelecek cevap. Evet, buradan 25 eksi 20. Evet, aynen öyle. 30, 10 çıktı. Yani buradan şimdi 10 mu büyük, 37 mi büyük? Tabii ki de 37 büyük olacağı için en büyük değer olarak 37 alacak. Şimdi benden ne söylüyor? En büyük değerle en küçük değeri topla diyor. 37 ile 1'i toplarsam aradığın cevap C şıkkında varmış. Devam ediyoruz gençler. Örnek 25'teyiz. Fonksiyonu yine bir kapalı aralığında verilmiş, tanımlanmış. En küçük değeri soruluyor bize. Bakın, bakın. Şimdi burada en küçük en büyük sorulma. Burada bakın, A'nın işareti negatif olduğuna göre kollar aşağı doğru. Dolayısıyla maksimum değeri sormamış. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Bu iki noktayı da test etmek zorundayız. Eğer maksimum sorsaydı, bunu da böyle vermiş olsa bile biz tepe noktasını bularak soruyu çözecektik. Bu uç noktaları yazmamıza gerek yoktu. En küçük değer dediği için ister istemez uç noktaları mutlaka bu fonksiyonu yerine yazacağım. Hadi bakalım çözüme geçiyorum. Aldım sorumu. Şöyle yapacağım gençler. Şu uç noktaları önce eksi 2 yazıyorum. F eksi 2. Evet. Eksi 2 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 12 çarpı eksi 2. Şöyle yapalım. Eksi. Şöyle. Şu eksi. Artı 1. Ne eder? Bakalım. Eksi 2'nin karesi 4. 4 eksi 2 çarpı eksi 8. Evet. Eksi 12 eksi 2. Artı 24 mi? 24. Artı 1. 16. 17 mi oldu? 17. Şıklarda zaten bir tek 17 var. Aradığımız cevabın E şık olduğu belli. Ama diğerini de bulalım. Yani 1 zaten kolay bulunur. Eksi 2 çarpı 1'in karesi. Eksi 12. Bakın negatif çıkıyor zaten kendiliğinden belli. Eksi 12 işte efendim. Eksi 14. Eksi 13 gibi bir şey çıkıyor. Hata vermişsek zaten bunlardan hangisi daha büyük? Tabii ki bu büyük olduğu için. Pardon. En küçük değeri soruyor zaten ya. O zaman eksi 13 A'ymış. Ha, cevap A. Aman dikkat. En küçük değeri sorduğu için tabii ki eksi 13 alacağız. Tamam. Umarım hata yapmamışızdır gençler. Devam edelim isterseniz. Şöyle. Örnek 26'tayız. Ne diyor? Bize denklem verilmiş. X'e bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ise tepe noktasının koordinatını bulalım. Bu sefer de fonksiyon değil de denklem ifadesi geçiyor. Yine değişen bir şey yok.
Madem ki ikinci dereceden bir denklemse, burada ne olması beklenir? Güzel, soru güzel. Şimdi bakın, burada üçüncü dereceden bir ifade var. Bunun gümlemesi lazım. Bunun gümlemesi buraya bağlı. Demek ki bir kere şurası 3 olacak ve burada 5'e eşit olacak ki eksi 5'e eşit olacak ki bu ifade gitsin. Bunlar gitmediği müddetçe, şu gitmediği müddetçe ikinci dereceden olmaz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Öncelikle hatta B'nin değerinin 5 olduğunu söyleyebilirim. 5 eksi 2, 3. O zaman bir kere B kesinlikle 5 olacak. B 5. B 5 olduğu gibi burada şu katsayının da eksi 5 olması gerekiyor ki eksi 5 artı 5 birbirini götürsün. Buranın eksi 5 olması için de A'nın eksi 7 olması gerekir. Hatta şu soruyu bir alıp çözelim. Şunu demek istiyoruz. Demek ki bir kere B eksi 2 ne olmalı? 3 olmalı. Buradan B 5 olmalı. Eğer burası B yerine 5 yazarsan burası 3 oluyor. Buranın gümlemesi için buranın eksi 5'e eşit olması gerekiyor. O zaman A artı 2 denilen ifadede eksi 5 olması gerekir. A da buradan eksi 7 olur. Şimdi bunları götürüp yerine yazarsak bunlar zaten gümleyeceği için bunlarla işimiz yok. Benim denklemim şu hale gelmiş olur. Yeşil yazayım onu da. 3 x kare a'yı ne bulmuştuk? Eksi 7. O zaman eksi 7 x eksi 5 eşittir 0 olmuş olur. Evet. Şimdi tepe noktasının koordinatını bulalım diyor. Hemen buradan a'sı 3 olur. B'si eksi 7 olur. C'si de eksi 5. Peki buradan R'yi nasıl buluyorduk? Önce R'yi bulmamız gerekiyordu. R eksi B bölü 2A'ydı. Götürüp yerine yazacağım şimdi. Ha gayret. Evet. Eksi var formda zaten. Eksi eksi artı olacak. Hatta yazalım ya. 2 çarpı 3 mü? Abo. Çünkü bir de burada kesili bir şey çıktı. Umarım hata yapmıyoruzdur. Ben hata yapmıyorum gibi bir durum söz konusu ama siz yine de bir incelersiniz. 7 bölü 6 mı oldu? 7 bölü 6 kesili çıktı. Yani tepe noktasının R'sini bulduk. 7 bölü 6 tepe noktası. K'sını bulacağız birazdan. Tabii bunu bir yer açmak adına küçültelim. Küçülttük şöyle. Bu sefer ne yapacağız? Şurada. Şurada. X gördüğümüz yere 7 bölü 6 yazacağız. X gördüğümüz yere 7 bölü 6 yazacağız. Bakalım yazıyorum şimdi. 3 çarpı 7 bölü 6'nın karesi efendim eksi 7 çarpı 7 bölü 6 mıydı? 7 bölü 6 eksi 5. Buradan hiç uzatmayın. Yani buradan k değeri gelir gençler. Hiç uzatmayalım. Buradan k'yı buluruz. Bu bir sayı gelecek. O zaman da ne yapmış olacağız? Bulduğumuz bu değeri burada götürüp yerine yazarak tepe noktasını bulmuş olacağız. Hiç uzatmaya gerek yok. Zaman kıymetli. Evet, yan tarafa geçelim. Örnek 27'deyiz. Yoksa konu başlığı mı var ufaktan bir bakalım. Örnek 27. Şimdi ne diyor örneğimiz? Fonksiyon verilmiş. Fonksiyonun tepe noktası OY ekseni üzerinde olduğuna göre M kaçtır? OY ekseni üzerindeymiş tepe noktası. Evet, bu tepe noktası OY ekseni üzerindeyse eğer x'i sıfırdır. OY ekseni üzerindeyse biliyorsun bir nokta eğer OY ekseni üzerindeyse x değeri sıfırdır. O zaman demek ki x'i sıfır bu noktanın ki yani r'si sıfır. Uzatmayalım r'si sıfır. Hemen çözüme geçelim. Bu ön bilgileri kullanarak. Yani r'si sıfır eşitmiş. Bunu anlıyorum. R eşittir sıfır. Hemen ABC yazalım. A'sı neymiş gençler? 1. B'si neymiş gençler? 2m eksi 4'müş. C'ye gerek yok ama her defasında yazıyoruz. Olsun. El alışkanlığı bilelim. Şimdi eksi b bölü 2a'ydı bizim formülümüz. Değil mi? Kötü bir yazını yerine yazarsak. Eksi b bölü 2a şuraya yazmamızda fayda var. Evet. Ha gayret. Eksiyle çarparsam 4 eksi 2m olur. Bölü aşağısı 2 çarpı 1'den 2 olur. Tamam. Evet. Bu neye eşit? 0 eşit. Aşağıdan 0 gelmeyeceğine göre yukarıdan gelir. Yani 4 eksi 2m 0'sa at bölü 2'ye m'nin 2 olduğunu görüyoruz. Zaten bize de m'yi soruyordu. Cevap da 2 olarak bulunmuş olur gençler. Devam edelim bakalım yolumuza. Örnek 28'deyiz gençlik.
Şimdi ne diyor? Fonksiyon vermiş. Parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre parabolün x eksenini kesen noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre parabolün x ekseni kesen noktaların arasındaki uzaklık. Bunlar çok önemli bir soru. Şimdi önce y ekseni üzerinde ise tepe noktası yine r'si 0. Onu kullanacağız. Bu r'yi kullanarak m bilinmeyeni bulacağız gençler. M bilinmeyeni şuradan bulacağız tabii. M bilinmeyeni bulduktan sonra götürüp yerine yazarak bizim asıl fonksiyonumuz ortaya çıkacak. Daha sonra da kökler toplamı, aslında x eksenini kesen noktalar arasındaki uzaklık ne demek? Kökler toplamı demek mi acaba? Bir köklerini bulacağız. O zaman bakacağız. Dur bakalım. Acaba o anlamam geliyor. Bir bakalım. Şimdi sorunun çözümüne geçelim ufaktan. Bu soru biraz bizi uğraştıracağı benziyor. A'sı 1, B'si eksi m eksi 4 parantez içinde, c'si de m eksi 13. Şimdi eksi b bölü r eşittir, şurada mı yazalım, r eşittir eksi b bölü 2a. Her seferinde yazıyorum ki zihninize kazınsın, yer edinsin diye. Şimdi formülde eksi var, burada da eksi var, dolayısıyla m eksi 4 olur yukarısı, bölü 2 çarpı 1'den 2 olur. Bu 0 eşitmiş. 0 yukarıdan geleceği için m'nin 4 olduğunu görüyorum. M 4. Şimdi götürüp yerine yazarsak fonksiyonun kendisi ortaya çıkacak gençler. Hatta fonksiyonu şöyle fx m gördüğüm yere 4 yazarak ne olacaktır? 4 yazarsam burada zaten burası x gümler. X gümler. Şöyle yazalım şunu. X kare bir yazalım ya. X kare. Şuraya 4 yazdık. X gitti. 4 yazmıştım. Eksi 9 mu çıktı? Aynen. Eksi 9 çıktı. Şimdi bu şöyle diyelim. Şu devamında parabolün x eksenini kesen noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Aslında burada kökleri bulacağız. Bu kökleri, şu denklemi köklerini bulacağım. Kökleri bulduğum zaman ki bu 2 kare farkı x eksi 3, x artı 3 diye çarpanını ayırıp 0'a eşitlersen bu ifadeyi, kökleri 1'e, daha doğrusu eksi 3'e artı 3 çıkıyor. Evet, o zaman parabolü de şöyle çizecek olursam, daha henüz grafik çizimlerine geçmedik ama kollar bir kere yukarı, kollar yukarı. Şöyle siyah olarak şöyle çizecek olursak şöyle bir parabolmuş. Kötü çizdim çünkü şöyle olacak. Yani burası eksi 3, burası artı 3. Kök, şimdi bulduğumuz bu kökler x ekseni kestiği noktalar. Dolayısıyla x ekseni kestiği noktalar arasındaki mesafe ne olacaktır? 6 birim olacaktır. Aradığınız cevap E şıkkında var. Devam ediyoruz gençler. Örnek 29. Evet, parabolü x eksenine eksenin pozitif tarafında teğet olduğuna göre m'nin değeri kaçtır? Evet, bir kere kollar yukarı, onu görüyorum. Çıkmış bir sınav sorusuymuş gençler. Parabolün diyor x eksenine eksenin pozitif tarafında teğet olduğuna göre. Şimdi bu teğet olduğuna göre ne anlama geliyor? Bu önemli. Teğet ise köklerin birbirine eşit kök olduğu, birbirine eşit kök olduğu, yani deltasının sıfır olduğu anlamına geliyor. Bu bilgiyi kullanacağız. Başka nasıl bir bilgi kullanabiliriz? Başka nasıl bir bilgi kullanabiliriz? Şöyle diyelim, temsil olarak çizecek olursak, yani aslında ifadenin şeklini çizmeye çalışırsak şöyle olacakmış gençler. Bunu anlamaya, görmeye çalışıyoruz. Bakın, x eksi, bir kere kollar yukarı. Buradan bunu görüyorum net. Kollar yukarı. A'nın işareti pozitif. Ve x eksenini pozitif tarafında, eksenin pozitif tarafında teğet olduğuna göre, yani şöyle bir durum söz konusu. Kollar yukarı. Böyle bir parabol. Yani tepe noktası burası olmuş oluyor. O zaman tepe noktası burası ise k'sı 0. K'sı 0. R'si de kök. R'si de denklemin kökü. Yani delta 0 eşit. Bunu kullanacağız. Hangisini kullanalım? Evet. Deltasını bir kullanalım bakalım. Deltayı kullanalım. Şu delta neye eşitti? B kare eksi 4ac'ydi. Şu abc yazalım. A'sı gençler bu denklemin 1. B'si m eksi 1. M eksi 1. C'si de 1. C'si de 1. Şimdi götürüp yerine yazarsak
Tabi burada teğet durumu olduğu için delta 0 eşit olacak. Evet, b kare yani m eksi 1'in karesi. B kare eksi 4 çarpı 1 çarpı c, o da 1 eşittir 0 olmalı. Güzel. Buradan m eksi 1'in karesi eksi 4 diğer tarafa dersem artı 4 olur. Buradan m eksi 1 ne olabilir? 2 ile eksi 2 eşit olabilir. M eksi şunu farklı renkte yapalım. M eksi 1 ifadesi yani hangi sayının karesi 4 olabilir ki? M eksi 1 o zaman 2'ye de eşit olabilir. M eksi 1 eksi 2'ye de eşit olabilir. Buradan M 3 çıkar. M buradan eksi 1 çıkar. Ancak biz burada pozitif tarafta ha pardon daha henüz işimiz bitmedi. M'yi götürüp yerine yazacağız ama ha, burada acaba diyoruz. Evet. Şimdi simetri ekseni kullanalım. O daha güzel olacak. Şimdi burada simetri ekseni desek, evet. Yani bunları tek tek yerine yazarak ne olabilir ona bir bakalım. Onu demek istiyorum ama şimdi şöyle yapsak buradan daha pratik olarak m'yi götürüp yerine yazacağız. Denklemler ortaya çıkacak. Ha, eksi b bölü 2a'ya bakalım değil mi? Bu çok önemli. R eşittir. Eksi b bölü 2a'ya bir bakalım. Şimdi bunlardan hangisi pozitifse cevap odur. Bu çok önemli. Çünkü simetri ekseni şu. Hani simetri ekseni bu. Pozitif tarafı değil mi? Peki önce bir şuraya bir alan açalım. Çok şey oldu. Yer kalmadı. Şöyle yukarıda kalsın. Şunu yapacağız gençler. R eşittir. Eksi B bölü 2A'yı kullanacağım. Peki şöyle diyelim. Şurada bir yazalım. Buradan eksi M eksi 1 bölü 2 çarpı 1. 2. Şimdi burada M yerine 3 yazarsam negatif çıkıyor. M yerine 3 yazarsam öndeki eksiden dolayı negatif çıkıyor. Dolayısıyla buradan bu cevap buradan gelmez. Ama eksi 1 yazarsam ne geliyor ona bakalım. Eksi eksi 1 eksi 1 buradan bölü 2'den ne geldi? Yukarısı 2 oldu. 2 bölü 2'den 1 oldu. Yani R'si 1. Simetri ekseni 1'miz. X eşittir 1. Tabii ki bu sağlayacaktır. O zaman ne diyordu? M'nin değeri nedir? M'nin değeri biz ne bulmuştuk şurada? Eksi 1 olarak bulmuş olduk. M'nin değerini. Cevap D şık. Peki güzel bir soruymuş. Zaten çıkmış bir sınav sorusuymuş. Devam edelim bakalım gençler. Fonksiyonun tepe noktası OX ekseni üzerinde olduğuna göre A kaçtır diyor soruda bize. Bakalım ne demek istiyordu. Örnek 30. FX fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonun tepe noktası OX ekseni üzerinde olduğuna göre A kaçtır? OX ekseni üzerinde olduğuna göre. Yani şunu demek istiyor. Bir tek kökü var. Deltası sıfır. Çünkü tepe noktasının X ekseni üzerinde olması demek teğet olduğu anlamına geliyor. X eksenine ve deltanın bunlardan bahsetmiştik. Deltanın sıfır olacağı anlamına geliyor. Hemen deltasına bakalım. Sorunun çözümüne geçiyorum. A'sını B'sini bir bulalım. Sonra deltasını bulmaya çalışalım. A'sı gençler 1. B'si gençler eksi 2. C'si de A eksi 2. Bizim deltamızın formülü neydi? Deltamız B kare eksi 4AC idi. İşte bu sıfır eşit olmalı. Buradan bu sorunun cevabı buradan gelecek. Peki o halde delta diye yazıyorum. Ha gayret B kare yani eksi 2'nin karesi B kare eksi 4 çarpı A'sı 1 C'si de A eksi 2. Bu sıfır eşit olmalı. Buradan A'yı bulabiliriz. Buradan burası 4 oldu. Burası eksi 4 ile çarparsam eksi 4A artı 8 oldu. Evet, eksi 4'ü öbür tarafa atarsam pozitif olur 4A. Yani 12 mi oldu? Böl 4'ü 3 mü çıktı? Eğer hata yapmamışsak A'yı 3 olarak bulduk gençler. Zaten A'yı soruyordu. Soru bize. Devam ediyoruz. Şimdi burada şekilli bir soru var. Ne diyor soru bize? Örnek 31. Yukarıdaki şekilde diyor. Yukarıdaki şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Kesinlikle yanlıştır. Şimdi kollar yukarı. Şöyle bir bakalım. Kollar yukarı. Kaç tane şık var? E şık. Kolların yukarı olduğunu görüyorum. Tamam.
Bu kadar yeterli herhalde. Evet, kolların yukarı olduğunu görüyorum. Hatta küçültelim. Tamam. Şimdi gençler. A şıkkı diyor ki b kare eksi 4 ac sıfırdan büyüktür. Doğru bir ifadedir. Niye doğru bir ifadedir? Nereden anladınız hocam derseniz x eksenini iki noktada kesmiş. X eksenini iki noktada kesiyorsa deltası sıfırdan büyük. Yani denklemin iki kökü vardır. Birbirinden farklı iki kökü vardır. A şıkkı doğru. Bakalım. B şıkkı ne demek istiyor? B bölü 2A yani kökler toplamının yarısı ama şimdi şöyle diyelim. Burada biraz Ali Cengiz oyunu yapmış. B bölü 2A yani şimdi normalde B bölü 2A eksi B bölü 2A R'yi verir. R de x eksen, simetri ekseni verir. Simetri ekseni bakın burada x eşittir negatif bir sayı. Yani negatif çıkması gerekiyor. Bakın eksiyle çarpmamış pozitif. Yani bu ifade de doğru. Yani normalde eksi B bölü 2A R'yi verir ve burada R negatif. Ama her iki tarafı eksiyle çarparsanız bunu elde edersiniz ve doğru olmuş olduğunu görürsünüz. Yani B şıkkı da doğru. A ile C'nin çarpımı sıfırdan büyüktür diyor. A'nın işareti sıfırdan büyük. Kollar yukarı çünkü oradan anlıyorum. C'nin işareti Y eksenini pozitif olarak kestiği için C de pozitif. A ile C'nin çarpımı da pozitif olur. Bu da doğru. Bu da doğru. Devam edelim. Kesinlikle yanlıştır diyor değil mi? Ona bakacağız. A ile B'nin toplamı sıfırdan büyük. A ile B'nin toplamı sıfırdan büyük. Şimdi A bir kere pozitif. Onu biliyorum. C de pozitif de evet. Bunların toplamı kesinlikle yanlış. Evet. Bunların toplamı bir kere sıfırdan küçük olamaz. Şu olabilir de olmayabilir de. Kesinlik yok, yok. Ama şu kesinlikle sıfırdan büyük olmalı. İkisi de pozitif olduğu için sıfırdan büyük olmalı. Yanlışı bulduk gençler. Yanlış E şıkkıymış. Umarım anlaşılmıştır çözüm. Peki devam ediyoruz. Örnek 32'deyiz gençler. Örneğimizde fx fonksiyonunun parabol olduğu söyleniyor. 1 virgül eksi 1 noktasından geçtiği söyleniyor. Buna göre f2 nedir? Yapmam gereken olay şu. Şuradaki x yerine 1 ve y yerine eksi 1 yazarak şu bilinmeyeni bulacağım. Bilinmeyeni bulduktan sonra zaten f2'yi bulmak çok çok kolay. Önce m'yi bulacağız. M'yi bulmak için şu noktayı kullanıyorum. Buradaki noktayı kullanıyorum. Bu benim için y'yi temsil ediyordu değil mi? O zaman eksi 1 eşittir. X yerine 1 yazdım. 1'in karesi eksi 3 m çarpı 1 artı m eksi 6. Buradan ifade şöyle ne olacaktır? Eksi, şöyle düz yazacağız yazalım. Eksi m 1 eksi 3 m artı m eksi 6. Evet. Eksi 2 m eder. At bu tarafa artı 2 m olsun. Buradan 2 eksi 4 oluyor galiba. Zaten şıklıymış. Umarım şıklarda bulacağız cevabı. Evet. Eksi 4. M eksi 2 çıkar. Tamam. M eksi 2 bulduk. Fonksiyonun kendisini yazıyorum şimdi artık. Fx'in artık kendisini bulmuş olduk. X kare. X'i M yerine eksi 2 yazarsak şurada. Eksi 2 artı 3. Eksi 3 artı 6 edecektir. 6x. Şurada da eksi 2 yazarsam. Eksi 8 mi oldu? Eksi 8. İşte benim bu fonksiyonummuş. Artık ben bu fonksiyonun x yerine 2 yazarak f2'yi bulabilirim. 2'nin karesi artı 6 çarpı 2 eksi 8'den 4 x artı 12 eksi 8. Buradan 4 geldi. 4 4 daha 8. Var mı şıklarda f2? 8 var. Cevap C şıkkı gençler. Burada dersimizin ilk bölümünü bitirelim isterseniz gençler. Bir sonraki dersimizde parabol grafiklerinin çiziminin nasıl yapıldığına dair videomuzun konusu olacaktır. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar bakalım.